Vallahi kardeşim ben de anlamadım ki, suyu bol buldu, keseleniyor herhalde ya. Çatal! Alo! Ay. Onun pisliği yıkanmakla geçmez ama. Neyse. Sultan. Ya kızım, her lafa maydanoz olma, bir sus ya. Ne zaman girdi bu duşa? Ya ben nereden bileyim ya? Kara gelmeden biraz önce girmişti işte. Tamam sakin ol, bir şey demedik. Ben bir bakayım şuna. Var var, tamam, bırak rahat rahat alsın duşunu. Alo. Alo. Zıpkın Gül Ayşe yaramış ama telefonu sessizde kalmış herhalde. Bu sizin daha önce baktığınız ev var ya, Çelik Komutan'ın evi. Oradayız. Gül Ayşe'm, telefonun herhalde sessizde kalmış. Seni aramışlar, ulaşamamışlar bak. Aa, evet. Ne yapıyorsunuz komutanın evinde? Komutanın evinde ne yapıyorlar lan? Bakalım. Hoparlördesin Ali. Ne yapıyorsunuz orada? Komutan kiraya veriyor evi. Ne? Hadi. Abi bu bugün aldığım en güzel haber. Çok iyi. Bak bir de karalara bağlıyordur olmayacak diye, gördün mü? Çözdük ev işini işte. Çok şükür Allah'a. Çok şükür. Ali vallahi bugün aldığımız yeni haber. Hacer Ağam'ın eşyalarını hastaneye bırakalım, sonra geleceğiz yanınıza. Tamam? Hadi eyvallah. Tamam, bekliyoruz. Çok şey oldu ya. Ben şu çatala bakacağım ya. Çatal! Aç la kapıyı. Çatal! Çatal duyuyor mu beni? Bak müsait misin, gireceğim. Çatal duyuyor mu beni? Ya Çatal. Su geliyor buradan. Nasıl lan? Çatal. Çatal. Ne olmuş burada böyle ya? Söyleyemedim ben. Allah'ın takdiri var var.
denir ne söylenir bilmiyorum. Allah'ın takdiri. Biz de içeride geyik yapıyoruz. Adam burada düşüp kalmış. Ne ara düştü hiç duymadık da. Çok seviyorum ben seni oğlum, yapma, yapma. Sen bir kere bana baba desen. Bana sarıldı. Bana sarılmamı istedi. Ama yapamadım. Kollarımı kaldıramadım, o kadar ağırdı ki. Sanki 1000 kilo yük taşıyormuşum gibi geldi. Denedim ama yapamadım. Var var. Senin yerinde başkası olsa onu yanına bile almazdı. Sen onu açtı açıkta bırakmadın. Bir kerecik baba dediğini duyup ölmeye razıyım dedi. Ama ben diyemedim.